değerli arki dişler, yan dişler ve ön dişler. Ne diyoruz? Ondalık sayılarda işlemler diyoruz. Bir işlemlerimizi yapalım. Haydi bakalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, A bölü B'yi istemiş. Burada? Öncelikle Yağız. Ne yapıyoruz? Ada sesin açık. Önce her ikisini 10'la çarpalım. Virgülden kurtulalım. 10'la çarparsam 9 oldu. 10'la çarparsam 360 oldu. 36'yı 9'a böldüm. 4. 0 da geldi. A'mız 40. Arkadaşlar bunu 10'la çarptım. 44. Aşağıyı da 10'la çarptım. 11. 44 bölü 11. 4. Bize A bölü B'yi sormuş. A bölü B ne oldu? 10 oldu. Evet, Duru hoş geldin. Evet, Enes, Zeynep, sizi görmüyorum. İkinci soruya bakalım. Çevresi 48,6 olan düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu. Arkadaşlar altıgenin kaç kenarı var? 6 kenarı var Enes. O zaman 48,6'yı kaça böleceğim? 6'ya böleceğim değerli arkadaşlar. Bunu da ne yapıyorduk? 10'la çarparız. 486 bölü 60 olur. Arkadaşlar 480 olsaydı 8 olurdu. 6 olduğuna göre 6 da 60'ın kaçta biri? 10'da biri. Bunu bölersek o zaman karşımıza ne çıkar? 8,1. Tamam mıyız? Evet. Geçtik. Bu bölmeyi yapmamızı istemiş. Bu ne demektir aslında? 1,69 bölü 1,3. Ne yapacağız? Virgülden kurtulmak için yukarıda iki basamak var. 100 ile çarpacağız. 100 ile çarptık. 169. Bunu da 100 ile çarptık. Bölü 130 oldu. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Şimdi sadeleştirelim. 169 13'ün karesiydi. O zaman 13'e bölersem 13 kalır. Bunu da 13'e bölersem 1. Yani bu neymiş arkadaşlar? 13 bölü 10. 13 bölü 10 dediğimiz nedir? 1,3'tür değerli arkadaşım. Okey. Devam ediyoruz. Hangi sayının, bilmiyorum, A diye bir sayı. 3,5 katı, 3,5 atmak diye bir şey var değil mi? Ne demek 3,5 atmak? Çok korkmak değil mi? Evet, bu sayımızı 3,5'a katlamış. 1,75'i eşitmiş. Acaba sayımız kaçmış? Burada ne yapacağız? Ters işlem. Çarpma değil de ne yapacağız? Böleceğiz. Kimi kime böleceğiz? 3,5'a böleceğiz 1,75'i. 1,75 bölü 3,5. İki basamak olduğu için 100 ile çarpacağız. 175 bölü 350 olacak. E arkadaşlar 175'in kaç katı 350? 2 katı. O zaman burayı 175'e böldüm 1. Burayı 175'e böldüm 2. 1 bölü 2 ne oluyordu? 0,5 oluyordu değil mi efendim? 0,5. Güzel. Geçiyorum. Evet. 12,75 paramız var ve 5 çocuğa dağıtacağız. Bir çocuğa ne düşer demiş. O zaman 12,75 bölü 5 yapacağım. Ama ve lakin virgülden kurtulacağım. 100 ile çarparım. 12,75 değildi artık. 12.575. Aşağısı ne oldu efendim? 500 değil mi? Biz ne yapalım? Önce şu sıfırları hiç görmeyelim. Bu sayıyı 5'e bir bölelim efendim. 5'e bölelim. 2 kere var 10. 2 geldi 25. 5 kere var 25. 0 0. 7 geldi işime yaramadı. Aşağıya 5'i çektim. 0. Şimdi kaç kere var arkadaşlar? Pardon, özür dilerim. Var içinde. Acele ettik. 7'nin içinde bir kere var. 5. 2 kaldı. 2'nin içinde yok. 5'i çağırdık. 5. 2515. Eğer şu sıfırlar olmasaydı sonuç ne olur Deniz? 2515 olurdu Musa Selim. Asya, Ebrar Yağmur ama bölü ne olacak bir de yüzümüz olacak değil mi? 5'e bölmeyeceğiz. 500'e böleceğiz. Bu ne demektir? Virgülü bir iki tane kaydır.
O zaman ne oldu? 25,15. Anladık mı efendim bunu? Evet, dikkat. Devam ediyoruz. Bu işlemi yapacağız. Önce ne yapıyoruz? Parantez içi. Bu nedir? 28 bölü 10. Çarpı bu nedir? 2 bölü 10. Çarpalım 56 bölü 100. Bölü bu nedir? 7 bölü 10. Bölmede nasıl yapıyoruz? Birinci ifade aynen duruyor. İkinciyi tam Ters çeviriyorum. attıralım. 56 bölü 100 dururken çarpı 10 bölü 7. Bu 10 bir tane sıfıra götürdü. Bunu 7'ye böldük. Burası 1, burası 8. 8 bölü 10 mu elde ettik Duru? Ömer Faruk 8 bölü 10 nasıl yazılırdı? Ali 0,8. Anlaştık mı efendim? Pekala Yağız. Arkadaşlar buraya dikkat. Kaçla çarpıyoruz? 100 ile çarpalım. 4200 bölü cırk 2. Artı yine 100 ile çarptık. 380 bölü 38 oldu. Doğru mudur? Arkadaşlar burası 100 gelir. Artı burası 10 gelir. Toplarsan ne gelir? Tren gelir, hoş gelir. 110. Öyle bir şarkımız var biliyor musunuz? Tren gelir, hoş gelir. Ben biliyorum hocam. Ben de biliyorum. Evet, öyle bir türkümüz var. Evet. Peki devam edelim efendim. Geldik bugün ne yapacakmışız? Başlığını koymamışlar. Bakalım. Ondalık gösterimleri 10, 100, 1000 ile kısa yoldan çarpmak için virgül sıfır sayısı kadar sağa kaydırılır. Biz zaten bunu söyledik. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar kaydırılır diyor. Virgül sağa doğru kaydırılırken eksik basamaklar varsa sıfır yazılarak tamamlanır. Ne demek istiyor bakalım. 18,2 10'la çarpacağım. Arkadaşlar virgül bir tane sağa kayarsa ne olur sayımız? 181,2 mi olur? Sıfırımızı silebiliriz. Neden? Çok bir problem yok. Aynı şey. Peki 100 ile çarparsak ne olacak? Bakın bir tane getirdik 181,2. Bir tane daha kaydırırsak 1812 112. oldu. Doğru mu? Virgül 0. Aynı şey. 1000 ile çarparsak ne olacak? 18,2. Bir tane daha sıfır kaydıracağız. Bu sıfırı içeri aldık. Diğer sıfır yazmasan da olur. Orada duruyor. 18.120. Öyle şimdi sesim geliyor mu? Şimdi sesin geliyor. Arkadaşlar bu bizim için önemli. Çünkü bunu biz sıklıkla kullanacağız. Ve özellikle 8. sınıfta üslü sayılarda çok büyük ve çok küçük sayıları yazmada bilimsel gösterim konusunda buna ihtiyacımız olacak. O halde örnekleri çözelim. Evet, ilk örneğimizi Ebrar Yağmur'la yapalım. Ebrar, 8,9'u 10'la çarparsak kaydır bir tane virgülü sağa ne olacak? Evet Ebrar Yağmur. Sesin gelmiyor. Yok. Şimdi gelmiyor. Evet. Yok Evrar Yağmur, sen sese bir bak. Arkadaşlar sıfırı virgülü kaydırdık. 8, 9. Virgül yalnız kalmasın. Sonuna bir sıfır koyduk. 89 virgül sıfır. Bu ne demektir? 89 mudur? Ali ikinciyi yapalım. Ne olacak Ali? 2340. 2340. 100 ile çarpsaydık 234 olurdu, değil mi? 1000 ile çarptığım için 1, 2, 104, bir sıfır daha koydum. 2340. Evet Tuana 810, 8,12'yi 100 ile çarparsak ne olur Tuana? Sesini aç Tuana. Senin sesin kapalı senin. 812. 812 niye? Virgül 1, 2 tane kaydır demek. 812. Asya 5,21'i çarparsak 10'la. 52 tam onda bir. Evet 52 tam onda bir. 52,1. Adam İnel
4,267'yi 1000'le çarpacağız. Ne olur? Sesini aç adam. Ses kapalı adam yine. Sen sesini aç yaparız hadi. Sesin çıkmıyor değil, sesin kapalı kapalı. Açtın. Tamam. Anladım ben seni. Sorun yok. Arkadaşlar virgül kaç tane kayacaksa 3 kez değil mi? Bir kaydı 42 oldu. 2 kaydı 426. 3. kaydında 4267. Evet. Geldik. Bu arada arkadaşlar birkaç kez askeri helikopterler bizim burada böyle peş peşe geçtiler. Şimdi yine geçiyorlar. Büyük ihtimal yaralı taşıyorlar. Peş peşe. Hocam şimdi geliyor mu sesi? Evet, adam iner geliyor, bunu yap. Hocam hastaneye mi taşıyorlar? Evet, burada hastane var. Helikopter pisti de var. Herhalde oraya getiriyorlar. 5,6'yı 100 ile çarparsak ne olur? Adam iner. 560. 560 olur. Güzel. Bir sıfır gitti. 56 oldu. Bir tane de sıfır yanına koydun. 560. Musa Selim. 25,94'ü 1000 ile çarpıyoruz. Ne olur? Musa sesini aç. Hocam sesim geliyor mu? Evet, az da olsa duyabiliyoruz. Hocam 2000 Şimdi bir tane kaydırdın 2094. 2500 Bir tane daha kaydırdın 2594. Artık kaydıramıyorsun. O zaman bir tane sıfır koyacaksın sonuna. Ne oldu? 25.940. 2040. Emrullah. 3,219 ne olur Emrullah Yağız? 32,19. Aferin. 32,19. Ömer Farukçuk 62,01'i 100 ile çarpıyoruz. Ne olacak Ömer Faruk? Duyamıyorum ki seni. Görüntün de yok. O Ömer Faruk bir tane 10 ile çarptın 621 mi oldu? evet hocam. Bir sıfır daha koyman lazım. Artık gidemiyorsun. Ne olacak? 6 6200. 10. Of. Güzel. İçler. Hocam ama benim görüntüm yok mu? Görüntün biraz sıkıntılı. Çok İcra kötü ya. 7.001'i 1000'le çarp. 7100. 7.100. Aferin. Evet. Geldik Duru'ya. Duru 0,6'yı 10'la çarpalım. Ne olacak Duru? Hocam al. Evet. Bir 6 dakika olacak. diyeceğim. 6 virgül buraya kayacak. 6,0 yani 6. Aferin. Devam edelim Enes'le. Enes 0,254'ü 100'e çarparsak ne olur? Hocam Heh. 2540. Dikkat, 100'e çarpıyoruz. Bak, virgül burada ya. 10'la çarptın, 2,54 mi oldu? 100'e Evet. çarparsan bir tane daha kaydırdın. 25. 25. 25,4. Çarptığımızda ne yapıyormuşuz? 0 kadar sağa gidiyoruz, okey? Tamam hocam. Eğer sona geldiysek de sıfırı sonuna ekliyoruz. Tamam. Arkadaşlar bölerken de tam tersi. Bu kez virgül nereye doğru kayacak? Sola doğru. Bakın 23,34'ü bölerken Zeynep, Enes ne yapacağız? Bir tane sola kayacağım. Ne oldu? 2,334. Peki Zeynep 100'e böldüğümüzde ne olur sayımız? Yirmi 2334. Ama kaç virgül? Sıfır virgül. Şimdi sola doğru geldik. Evet. Bir tane gittik, iki tane gittik. Virgül, iki, üç. Virgül bittiyse ne olacak bu sayı? Küçüldüğü için Kırkın. başına bir sıfır koyacağız. Demek ki sayıyı bölersek küçülüyor, çarparsak büyüyor. Mesela bine bölersek ne olacak? Buraya dikkat. Kafalar burada karışabiliyor.
Arkadaşlar 100'e bölmüştük, böyle olmuştu. 1000'e bölersek bu kez virgül bu sıfırı da sağına aldı. O zaman yine başa sıfır geldi. Sıfır virgül. Anlaştık mı? 2-0 oldu bu kez. Evet. Tamam Bir mıyız? şey diyebilir miyim? De. Bir defa daha anlatır mısınız? Bir defa daha anlatıyorum. Mesela Evrar 18'i 10'a böldün. Ne oldu? 1,8 mi? 18'i 10'a değil de 1000'e bölseydin ne olacaktı? Bu kez 100'e bölseydin ne olacaktı? Virgül bir tane kaymıştı onda. Bir daha sola kayarsa 1 ve 8 sağda kaldı değil mi? Virgülün sağında. Solu boş mu kalsın Ebrar Yağmur? Olmaz. Sıfır gelecek. Peki 1000'e bölseydin ne olacaktı Ebrar Yağmur? Bu sefer bu virgül bir tane daha kaydırman gerekiyordu. 0,18 oldu. Bunun başı kel mi? Ön tarafına ne gelecek? Sıfır. Sıfır, Tamam tamam. mı? Sıfır tam 0,18. Evet. Buyurun efendim. Buradan devam edelim. Ali ile. Ali. 38'i kaçla çarparsan 380 olur. Ben 100 buldum. 100 değil mi? Neden? 10 ile çarptık. 38 oldu. 100 Onunla bir daha çarparsan çarptık. 380 oldu. evet 380 olur. Devam edelim. Tuana. 0 tam 245'i kaçla çarparsak 245 olur. Evet. On. 10 olur mu? 10'la çarparsak 2,45 olur. Dikkat. Ben bölme olarak Bölme değil. Şu an çarpma yaptırıyor. 100. 100 olursa ne olur? 24,5 olur. Ha gayret. Bin. 1 olsun değil mi? Bak bunun kolay yolunu size söyleyeyim mi? Bana bakın. Virgülden sonra kaç basamak var? 3. Demek ki bunu ancak 1000'le çarparsanız normal bir sayı olur. Tamam. Virgülden sonra kaç basamak var? 1. 10'la çarparsam 38. 380 olmasını istiyorsam 100'le çarpacağım. Mesela buna bakalım. 15,6. Musa Selim. 156 olmasını istiyorum. Tam bir sayı. Kaçla çarpmalıyım? Evet Musa. Musa Selim. Bir Hocam. tane sağa kaydıracağım. Kaçla çarpmaz? Bitireceğim hocam. Kaç? Hocam o 10, evet, ayrı. 10 ile çarparsak 156 oldu. Emrullah Yağız 8,9'u neyle çarparsam 8.900 olur. Efendim? 1000. 1000 sesin gelsin 1000. Neden? Arkadaşlar bakın bir tane sıfır nereye harcanacak? Bunu 89 yapmaya. Yanına 2 0 istiyorum. Bir sıfır oraya gitti. Sonuna 2 0 3. Yani 1000'le. Devam edelim. Duru. Bu sayıyı neyle çarpmışız da böyle olmuş. Ne yapacağız Duru burada? Virgül kaç tane sağa gitmiş? Bak bakayım kaç basamak gitmiş sağa virgül. 3 ve 2 mümkün. Değil mi? 2 basamak. O zaman kaçla çarpacağız? 100'lü. 100. Aferin Duru. Aferin sana. İşte bu kadar. 100. Evet. Devam ediyoruz Ebrar Yağmur'la. Ebrar Yağmur bak bakalım virgül ne kadar sağa kaymış? 1. 1. O zaman neyle çarpmışsın bu sayı? 10. 10. Aferin. Devam ediyoruz. Kerem. Burada virgül ne kadar sola kaymış? İki hocam. Dikkat. 2 mi 1 mi? Bir pardon Evet, hocam. 8'den 9'a 8'in arasına gelmiş. O zaman sayıyı kaça bölmüşsün? Evet Kerem. Kaça bölersek bir tane sola kayıyordu? 10'a. 10'a, 10'a. Değil mi? Bir 10'a sorun var sanırım öğretmenim. bir tane sola kayar arkadaşlar. İclal. 52, 0,52 olmuş. Acaba kaça bölmüşüz? 10'a bölsek virgül bir tane kaydı 5,2 oldu. 100 olsun. 100.
Evet. İcra geçmiş olsun. Nasıl oldun? İyi misin? Bir sen hasta oluyorsun, bir ikra. Bir sen, bir ikra. Derste salı günü Perşembe günü ikraya soruyorum. Diyorum ki ikra iyi misin? Ben iyiyim öğretmenim ama ablam hasta. Sonra diğer derse geliyorum. Bu sefer ikra hasta. Hasta olma inşallah. Bol bol vitamin. C vitamini. Evet, devam edelim. Devam edelim efendim. Enes 233,4 0, binde 200 binde 2334 olmuş. Kaça bölmüşler sence? Hocam. Virgüle bak, kaç tane sola kaldı? Hocam bin. Efendim Enes? Bin hocam. Bin değil mi bak? Bir, iki, üç tane sola kaydığı için bine bölmüşler. Zeynep 0,6'yı acaba kaça bölmüşler ki? 0 tam binde 6 olmuş. Yüze. 100'e bölmüşler değil mi? Bak bir tane oldu 0,06. Bir tane daha kaydı 0,006. 100'e bölmüşler. Güzel. Devam edelim. Asya 93,7'yi kaça bölmüşler ki? Bu olmuş. Hocam ne şey bu? Bin. Evet, ona bölseydik 9,37. 100'e bölseydik 0,937. Sıfır 1000'e bölersem bir 0,937. Aferin. Ay bu da çok zor. Allah'ım bunu ben çözeyim. Oh çok zor. Hocam nasıl çözeceksiniz? Neyse ben bu soruya bakayım, yarın cevaplarım falan. Evet arkadaşlar ona vermişler. Bazı öğretmenlerin taktiğidir bu. Ben bir evde bakayım buna falan. Evet. Hocam şu an görüntü var mı Ses var, görüntü yok. Öyle bir laf vardı. Ses var, görüntü yok. Evet. bende? Görüntünü kapatıp aç. Bu arada adam iner. Niye? Nereye gitti yine bu adam iner? Nerede bu adam? Güçlü ders. Arkadaşlar 38'i 10'a bölersek ne olur? Chat'ten gönder. Kimler hızlı anlamış? Görelim. Chat'ten alacağım. Bana atın. Şu an dur kapattım. Gönder gelsin. Çok basit bu. Hızlıca hemen gönder. 38'i 10'a böldük. Evet. İclal. Evet. Aferin. Herkes gönderdi. Harikasınız. Evet. Haydi o zaman 4,2'yi 10'a bölün. Bir de onu alayım. Evet. Emrullah çarpmayacağız. Böleceğiz. Emrullah Ben çarpmıyoruz. Bölüyoruz. Zeynep çarpmıyoruz. Bölüyoruz. Vallahi oldu. yapacağım. Sola kayacak. Öldük ya. Virgül sola kayacak arkadaşlar. Sağ değil. Hocam. Ezbere yapıyor. Çarpmıyoruz. Bölüyoruz. Evet hadi. Zeynep. Hocam ben bir şey Ebrar soracağım. yanlış gö Efendim söyle. Örneğin benimki doğru. Hocam Doğru. virgülü çekmeleri nasıl şey yapıyoruz onu anlamadım mı? Yoktum Efendim? galiba. Bak. Virgülü Sola giderse nereye tekrardan. gidecek? Dördün önüne gidecek. Doğru mu? Evet. Artık virgülün sağında bu virgülü unut. 4 ve 2 mi var? Evet. O zaman bura boş duramaz. Buraya mutlaka bir sıfır gelecek. Anladın mı? Evet. 0,42 değil mi arkadaşlar? Dikkat. Evet, 1996'yı 1000'e bölün bakalım ne olacak? Attım hocam. Enes olmadı. Enes sen 10'a böldün. 1000'e bölmedin şu an. Tuğan aferin. Enes'cim dikkat et. Emrullah Yağız aferin. Hadi gönder bakalım. Kimin anladığını görmem lazım. Evet. Zeynep evet. İclal evet. Haydi diğer arkadaşlar. Haydi efendim. Öğretmenim doğru mu? Doğru. Evet hadi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişiden cevap aldık. Olmaz. 5 kişi yok bu derste. Lütfen. Haydi Kerem, Musa. Evet hadi. Asya gönderdin mi? Hocam ben attım. Gönderdim. Belki Kerem diye şey Selam yaptım mı? Hocam Evet, ben herkes attım göndersin. Arkadaşlar, bakın bine bölmek nasıl oluyor? Duru. 1996 diye. Hocam ben yanlış anladım galiba. sayılarda
her zaman sonunda virgül ve sıfır vardır. Ama biz bunu yazmayız. Yani bir dediğinizde o aslında bir virgül nedir? Sıfırdır. Doğru mu? Şimdi virgülü bakın 1996 virgül sıfır yazdım. Virgülü kaça kaydıracağım? Nereye? Bine böldüğüm için sola kaydırıyorum. Bir kaydırdım 199,6. Bir daha kaydırdım 19,96. Bir tane daha kaydırdım 1,996. Sıfırın bir önemi yok. Virgülün sonunda kalanın bir önemi yok. Ömer'e Kerem diye seslendirdiğiniz için ses vermiyor olabilir mi? Ömer Faruk, Kerem diyorum. Evet, 84,5'i bu kez 100'e bölün bakalım. O da zaten Ömer deyince göndermiş. Evet Tuana, aferin. Aferin Asya. Evet. Hocam ben bir sürü yüzde 60'tım yer O mi zaman ilk atanlardansın, yukarıda kalmışsın demektir. bu? Örtmem sesim yani Ali peş peşe atmış toplu. Toplu konut idaresi gibi. Evet aman Ali, toplu konut idaresi gibi olma. Evet. yok örtmem hepsini siz sorduğunuz gibi atıyorum. Evet güzel. Evet Enes, Emrullah Yağız. Doğru atıyor muyum o önemli. Evet Duru atmıyorsun. Musa Selim atmıyorsun. Olmaz. Ömer Faruk kafana göre atıyorsun. Olmaz. Evet hadi. Hadi Zeynep. Gönderdi mi Zeynep? Göndermiş. Evet. Arkadaşlar bunları yapmamız lazım. Lütfen. Arkadaşlar bakın. Virgül 100 olduğu için kaç tane kayacak? Duru. Musa Selim iki tane. Bir tane sola kaydı. 8,45. Bu sıfır gitti. Bir daha ona böldüm. Bu tarafa kaydı. 1,845. Boş kalamayacağı için 0 virgül. Evet 25'i 1000'e bölelim efendim. 25 bölü 1000. Hocam benimki doğru mu değil mi onu anlamadım. Doğru mu? Hangisi? Hocam bu Şu şey ana kadar 4. bir Asya atamadı. Diğer herkes attı. Bu soruyu Duru. Bir tane virgül olacak. Duru. Sen üç tane virgül çiziyorsun. Bir ha, tane. hocam. Hocam ben geç attım hocam. Yani Ben Cem abi yazmışım. Yanlış yazmışım. Daha onu düzelttim. Yine yanlış yazmışım. bak şimdi Duru. Bana bak Duru. Bu sayıyı ona bölseydik ne olurdu Duru? Burada virgül sağdaydı. Buraya geldi. 2,5 oldu Duru? Evet. Eğer 100'e bölseydik ne olacaktı Duru? Bir tane daha sağa kayacaktı virgül. Bir tane olacak. 0 virgül. Evet. Onları Kaydıracağız. Ama görmeyeceğiz biz ne yaptık? 1000'e böldük değil attıklarımızı. mi Duru? O zaman bu virgül sıfırın da yanına geçecek. 0,25 yazacak. Bak artık başka virgül yok. Burada virgül ve sıfır. Evet. 3,19'u 100'e bölün. Çünkü bu arada ben soruyu doğru göndermiş miyim? Yes. Evet arkadaşlar. Evet. Değerli arkadaşlar, ne yaptık? Böldük. Virgülümüz bir tane kayarsa 0,319. Bir tane daha kayarsa 0,0319. Evet. 319 diye halk otobüsü var. Çok kalabalıktır arkadaşlar. Acayip. Evet. İstanbul'daki halk otobüslerine ne diyoruz? İneklik etme, taksi tut. Burada Ankaralı arkadaşlarımız da var. Erken gelen oturur. Evet, erken gelen oturur. Ankara'da Egon. Evet, bunu biliyor muydun? İETT'nin neyi Hocam, öğretmeni? ineklik etme, taksi tut. İstanbul'da böyle. İneklik etme, taksi tut. Ankara'da erken gelen oturur. Gerçekten öyle. Erken gelen oturuyor. Bir de Ankara'da ben neye şaşırdım biliyor musun Tuana? Otobüsün son durağı diye bir şey yok. İstanbul'da belli değil mi? Mesela Kadıköy'e gidiyorsan bindiğin yer senin için ilk durak, son durak Kadıköy'dür. Orada öyle bir şey yok. Sürekli dönüyor otobüsler. Sürekli. İlk durak, son Öyle mi durak yok. hocam? Bir de Durağı kaçırırsam eğer hocam bir tur daha beklemek beklersin zorundasın. yani son durakta indir beni dersen işin yaş. İlginç bir şey daha söyleyeyim. Ankara'da gördüm bunu da. Anadolu'da da çok gördüm de Ankara'da ilk gördüğümde şaşırmıştım. Taksi çağırmak için butonlar var.
Evet hocam, onu Evet hiç hocam. görmemiş miydiniz? Düşünsenize, İstanbul'da Hocam biz Malatya'da taksi bulamıyorduk. Hemen butonlara İstanbul'da buton olursa o butonu var ya, manyak eder çocuklar, manyak. Evet, basıyorduk. Hocam rahatsız taksi edersiniz ama bulamayacağım. hocam. Ben bazen düşünüyorum bastan mı diye. Evet. Ama artık Geliyor şimdi gerçek hocam. uygulama var. Kaçıştım. Dersimizin sponsoru olan, diyormuşum alttan geçiyormuş, bir taksi falan. Evet, anlamasınlar bizi. Aslında derse böyle bir sponsor alsak iyi olacak. Ya böyle karın tokluğuna nereye kadar? Evet. Ders dinlerken yemek sepeti. Yemek sepetinden isteyebiliriz falan. He? Hocam Yemek mola sepeti verecek reklamı miyiz? Yapsak mola vereceğiz. Mola da yemek sepetinden yemek. Evet. acaba? Hocam hemen Ben gelirse. bazen videolara denk geliyorum. Adam ciddi bir haber anlatacak, tamam mı? Haberimize geçeceğiz ama önce bu haberi dinlerken yemek sepetinden yemek. Abi ne alakası var ya? Ne alakası var konumuzla? Anlat haberini. Evet. Arkadaşlar neyse, bu işin şakası tabii. 10 dakikalık molamız Hocam başlamıştır. 6. soru, ay 7. soruyu atıyorum ben. Attım. 7. soruyu atmayınız. Reklamlardan sonra inşallah Yemek arkadaşlar. sepetinden yemek 10 dakika hocam. sonra. 10 dakika sonra devam edeceğiz. 10 dakika. Yani 10 yemek dakika. Abi sepeti bir sonrasını dakikada yanlaşma. geldiği için güzel değil. Yanlaşma. Hocam bir Olmadı. dahaki ders yarım saat mi olacak?